son günlerde özellikle Türkiye'de ve ağırlıklı olarak Karadeniz bölgesinde üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla hastanelerde ve tüm sağlık kuruluşlarında bir vaka artışı söz konusu. Hastanelerde ciddi derecede yığılmalara neden oluyor. Burada birinci yapmamız gereken vatandaşların e, muhakkak aile hekimliklerine başvurması ki hastanelerdeki randevu sorununun önüne geçelim. Çünkü bu hastalarımız üst solunum yolu enfeksiyonuyla kulak burun boğaza, enfeksiyona, göğüs hastalıklarına dahiliye başvurmakta. Daha öncelikle hastalıklarla hastaneye gelmesi gereken hastalarımızın da önüne geçmekte. Gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonlarında RSV, influenza ve koronavirüs daha çok tespit etmekteyiz. Bu sene ağırlıklı olaraksa H1N1 influenza virüsünün H1N1 grubunu tespit etmekteyiz ki bu da eski adıyla ya da eskiden isimlendirdiğimiz adıyla domuz gribi olarak adlandırılabilir. Burada vatandaşlarımızı tabii korkutmak ve endişeye e, mahal vermek istemiyorum ama vakalar maalesef bu sene özellikle H1N1 vakaları ağır seyretmekte. O yüzden semptomlar başladığında öksürük, ateş, yaygın vücut ağrısı bunlar ilk semptomlarımız başladığında en kısa sürede birinci basamak sağlık kuruluşu dediğimiz aile hekimlerine başvurması gerekiyor. Bu vatandaşlarımızın eskiden tüm topluma maske takın diyorduk. Özellikle şimdi benim önerim hasta olan vatandaşlarımızın maskeyle dolaşmaları ki etrafındakilere bulaştırmamaları. Bir korona virüs pandemisi ya da salgını tabii ki söz konusu değil ama tüm vakalar ağır seyretmekte. Özellikle kronik hastalığı olanlarda diyabeti, hipertansiyonu olan ya da evde yatalak vaziyette olan hastalarımıza bu virüsler bulaştırdığında bulaştığında ölümcül vakalarla karşı karşıya gelmekteyiz. Yapılması gereken neler? Her zaman şunu söylüyorum. Sağlıklı yaşamı ve yaşam tarzı değişikliklerini vücudumuzun e, ...muhakkak artık algılaması ve bunu bilinçli bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Yaşam tarzı değişiklikleri dediğimiz nedir? Sağlıklı beslenme, günde 3 öğün, ana öğün olarak, iki öğün, ara öğün olarak... ...beslenmek, bol sıvı tüketmek ve düzenli bir uyku. Uyku uyumayan insanlar sabah kalktıklarında eğer dinç olamazlarsa... ...vücutları bağışıklık sistemi açısından birçok virüse ve enfeksiyona karşı açık olacaktır. O yüzden önemli olan doğru beslenme düzenli uyku ve mümkünse vatandaşlarımızın haftada 3 ya da 4 gün sevdikleri bir sporu muhakkak yapmaları gerekmekte. Yaptıkları spor ruhsal durumlarına da çok iyi geleceği için bağışıklık sistemleri güçlenecektir. Sayısal anlamda verilerin net verebilmek ancak seneye mümkün olacaktır sayıların toplamının gelmesi. Çünkü farklı birimlerden farklı şekilde veriler şu anda gelmekte. Bazı birimlerden yüzde yetmişlere varan oranda bazı birimlerden yüzde kırklara varan oranda domuz gribi dediğimiz influenza vakaları görülmekte. Ama yarısı vakaların viral anlamda eski adıyla domuz gribi dediğimiz vakaları oluşturmakta.